Herkese selamlar. 10 Kasım 2021 Çarşamba, bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda Etiyopya'da neler olduğuna değineceğiz. Bu videonun sonunda Etiyopya'da kimlerin savaştığını ve neden, ne için savaştıkları, ne için çatıştıkları konusunda bilgi sahibi olacaksınız. Tabii ki bu video kendi başına da bu konuda yeterli olmayacak. Ben onun için açıklamalar kısmına bazı linkler ekleyeceğim. Bu linklerdeki haber dosyalarını, araştırma dosyalarını okuyarak da Etiyopya'da neler olduğuna dair, tarafların neden savaştığına dair daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Ben şimdi haber başlıklarından kısa kısa haber başlıkları üzerinden gideceğim. Yani kronolojik bir sırayla gideceğiz Etiyopya'da neler olduğuna dair. İlk başta ama şunu bir kere kavramamız gerekiyor. Etiyopya'daki etnik ve dini yapı nasıl şekillenmiş, bunu bilmemiz gerekiyor çünkü sürekli olarak duyulan bir şey var. Yani insanlar işte Tigray, Amhara, Oromo bölgeleri vesaire, bunları duyuyorlar, bu etnik grupları duyuyorlar, ancak ne oldukları konusunda pek bilgi sahibi olanlar yok. Tabii ki bölgeyi özellikle takip edenleri bundan biraz ayrı tutuyorum. Şimdi baktığınız zaman Etiyopya'daki etnik unsurlar, etnik gruplar bu şekilde, yani Etiyopya'daki etnik yapı bu şekilde sınıflandırılıyor. Hemen altında da Etiyopya'daki dini yapıyı görüyoruz. Hemen şurada hep bahsettiğimiz Tigray bölgesi var. Aslında şuradan göstereyim Tigray bölgesini. Şurada Tigray bölgesi, Amhara bölgesi, Oromiya bölgesi bu şekilde ve diğer bölgeler bu şekilde gösterilmiş. Dini yapı da bu şekilde oluşuyor. İşte Hristiyanlar, Müslümanlar, Protestan ve Ortodokslar olarak da tabii ki ayrılıyor. Tabii ki dediğim gibi bunlar sadece yüzeysel bilgiler. Daha detaylı bilgiler için o ekte, yani açıklamalar kısmında bıraktığım dosyaları mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Son günlerde sürekli olarak duyuyoruz Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, işte Tigraylılar, Amharalılar, bunlar sürekli çatışıyorlar, başkente doğru, Addis Ababa'ya doğru ilerliyor Tigray Halk Kurtuluş Cephesi. Kimdir peki bu Tigray Halk Kurtuluş Cephesi? Bununla ilgili de bunu zaten çok uzun sürer bu dosyayı burada okumaya kalksam ve anlatmaya kalksam. Ben özellikle açıklamalar kısmına bırakacağım, orada mutlaka bu dosyaları okumanızı tavsiye ediyorum. Yani bu videoyla birlikte bu dosyaları da okuduğunuzda tam olarak orada neden savaşın olduğunu, kimlerin kimlerle savaştığı konusunda çok daha detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Etiyopya Kurtuluş Cephesi'nden, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nden kısaca bahsetmek gerekirse, son yaşanan bundan önceki iç savaşta kurulmuş bir yapı, 1960'lara dayanıyor kökleri, bir öğrenci hareketi olarak da aslında ortaya çıkmış bir yapı diyebiliriz Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne. 91'deki en son işte iç savaşın sona ermesi ile 91'de tekrar iktidara geliyorlar. Aslına bakarsanız kendi Tigray bölgelerinde bir özerklik ilan etme, bir bağımsızlık ilan etme gibi bir amaçları vardı ilk başta Tigraylıların. Ancak daha sonra ülkede kontrolü, yönetimi baktılar ki tamamen ele alabiliyoruz. O zaman neden biz ülkenin tamamını yönetmeyelim diye bir yöntem üzerinden gittiler ve gerçekten bugüne baktığınızda, yani bugün Etiyopya'da devam eden çatışmaların neden olduğuna baktığınızda Tigraylıların mevcut yönetimde, merkezi yönetimde oldukça yerleşmiş olduklarını, polis, istihbarat, asker, bu gibi yüksek kurumlara, etkili kurumlara, siyasete oldukça etkin olduklarını, yerleşmiş olduklarını görüyorsunuz ve zaman içerisinde, özellikle de geleceğiz ilerleyen dakikalarda o konuya da, Abiy Ahmet'in de, Başbakan Abiy Ahmet'in de onları tasfiye etme sürecine girmesiyle birlikte işte asıl çatışma ve Etiyopya'daki bugün yaşanan kırılma bugünden itibaren başlamış. Hemen şöyle ilerletiyorum. Dediğim gibi Tigray Halk Kurtuluş Cephesi dosyasının uzun bir dosya bu. Bunu mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Şimdi Kasım 2020'ye gidiyoruz. Çünkü her şey Kasım 2020'de, o süreçlerde başladı. Öncesinde de yaşanan tabii ki gelişmeler vardı da, Abiy Ahmet'i biliyorsunuz, kendisi Etiyopya'nın başbakanı, işte Müslüman olduğu, Hristiyan olduğuna dair farklı şeyler var. Ancak kendisi aslında bir Hristiyan, yani onu söylemek lazım. Anne ve babasından, hep karıştırıyorum o kısmı, anne ve babasından bir tanesi Müslüman asıllıydı. Ancak Etiyop, işte bu isim Abiy Ahmet göreve geldikten sonra, biliyorsunuz 2019'da göreve geldikten sonra bölge ülkeleriyle sağladığı barıştan dolayı Nobel Barış Ödülü'ne de kendisi layık görülmüştür. Nobel Barış Ödülü de kendisine verilmişti. Ancak Abiy Ahmet bununla yetinmedi. Yani bölge ülkeleri değil,
Etiyopya içerisinde de bazı değişiklikler yapmaya kalktı. Birleştirici bir rol üstlenmeye kalktı. Ancak bu birleştirici rol üstlenirken Tigraylıları biraz daha dışladı Abiy Ahmet. Yani bunun zaten şu anda bunun ceremelerini çekiyorlar Etiyopya'da, öyle de söylenebilir. Hatta şu anda koltuğundan olma tehlikesiyle bile karşı karşıya kendisi. Bu kadar baskın, bu kadar etnik bir güçten bahsediyoruz, yani Tigraylıları kastediyorum. Tabii ki sadece Tigraylar da değil, farklı müttefikleri de oldu bu süreç içerisinde. Abiy Ahmet üst düzey isimleri görevden almaya başladı. Kasım 2020'de bunlar o ilk haberleştirilmeye başlandı. Bu görevden alınanlar da tabii ki Tigraylılardı. Tigraylılar Abiy Ahmet dönemine kadar, dediğim gibi en başta videonun başında, Abiy Ahmet dönemine kadar hükümet içerisinde çok etkin rol üstleniyorlardı. Halen daha etkin oldukları yerler var. Bunu da ifade etmek lazım. Üst düzey isimleri görevden almaya başladı. Hemen devamına geçiyoruz. Tigray'da hedefimize ulaşacağız. Artık son şeyler patlak vermişti. Bu görevden almalar sonrasında Tigraylılar tabii ki rahat durmadılar. Tigray'daki merkezi yönetime bağlı karakollara saldırılar gerçekleştirildi. Tigray bölgesinden bahsediyorum, kuzeyden. Oradaki saldırılar gerçekleşti. Ardından bu saldırılar çatışma ortamına dönmeye başladı. Bunun ardından da bölgede bu arada şeyi de belirtmek lazım. Kapalı bir kutudan bahsediyoruz. Yani haber akışının gerçekten çok kısıtlı olduğu bir ülke Etiyopya. Ancak yine buna nazaran Afrika'nın en köklü devletlerinden birinden bahsediyoruz. Yani Etiyopya'yı gerçekten diğer Afrika ülkelerinden ayrı tutmak gerekiyor. Onunla birlikte çatışmalar başladı. İşte Etiyopya merkezi yönetimi savaş uçaklarıyla Mekelle'ye saldırılar gerçekleştirdi. Tigray'ın başkentine. Ardından Tigray Halk Kurtuluş Cephesi üyelerinin farklı merkezlere hedef alındı vesaire. Çatışmalar bu şekilde devam etti ve Tigray'a ani bir, gerçekten bir baskınla operasyon gerçekleştirdi Abiy Ahmet'e bağlı, yani Etiyopya merkezi hükümetine bağlı güçler. Bunun ardından şöyle bir şey de var, ama hep videonun başında da söylediğim gibi Tigray, gerçekten Tigraylılar eski dönemde merkezi yönetim içerisinde oldukça yapılanmış oldukları için ordunun, ordu ve hükümet güçlerinin, yani kolluk güçlerinin birçok askeri o cephaneliklerinin vesaire de Tigray bölgesinde olduğu da ifade ediliyordu. Böyle iddialar da vardı yerel kaynaklarca aktarılan. O yüzden zaten sonraki süreçte, şimdi ona da geleceğiz, sonraki süreçte merkezi hükümet güçleri Mekelle'yi aldıktan sonra Tigraylılar tekrar bir atak başlattılar. Bir süre durdular, bir ateşkes falan oldu. Hepsini ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Ondan sonra bu Mekelle'deki, Tigray'daki çatışmalar devam ederken tabii şey de oldu. Bir ara işte başkentte saldırı gerçekleştirmeye kalkan Eşşebap mensuplarının yakalandığı falan, bu gerilimli süreç içerisinde Abiy Ahmet yönetimince böyle açıklamalar yapıldı. Ardından Şebap'tan bir açıklama geldi. İşte biz, öyle bir şey yok, orada bizim savaşçılarımız yok gibisinden bir açıklama. Bunu da ilgilenenler olursa aratıp bulabilirler bu açıklamayı da. Bunun ardından Şebap'ın böyle bir açıklama yapması tabii ki önemli. Bunu da belirtmek lazım. Çünkü Etiyopya, hemen o baştaki haritada da gördüğünüz gibi, aslında Somali'ye ait olan, öyle olan diye bilinen, öyle söyleyeyim aslında, Ogaden bölgesi, hemen şu yeşille görünen bölgede, bu bölge Somali'ye kadar uzanıyor. O yüzden Somali'yi de aslına bakarsanız oldukça ilgilendiren, sadece Somali değil, yani baktığınız zaman Cibuti, Eritre, Sudan, Güney Sudan, Kenya, bu taraflara doğru, yani güneyde, doğuda, batıda ve Cibuti özellikle oldukça önemli, oldukça stratejik bir ülke Etiyopya. O yüzden ilerleyen dakikalarda geleceğiz neler olabileceği konusuna. Hemen ben şuradan devam edeyim çünkü videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. İlerleyişleri devam ederken çok kısa bir süre içerisinde, bir ay gibi bir süre içerisinde Tigray Eyalet Merkezi Mekelle'nin Etiyopya ordu güçleri, merkez ordu güçleri tarafından ele geçirildiği açıklandı. Tabii ki bu sürpriz bir saldırı olduğu için işte birkaç hava baskınıyla da desteklediler bu kara saldırılarını. Kayıp vermelerine rağmen bölgede ilerleme sağladı merkezi yönetime bağlı ordu güçleri. Şimdi burada burada etnik bir savaştan bahsediyoruz. Yani savaşan taraflar ağırlıklı olarak Hristiyan. Karşılıklı olarak ve gerçekten burada Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Af Örgütü'nün de yaptığı açıklamalarda ve bunlar da şu an ekranda gördüğünüz şeyler görüntülenmiş, yani belgelenmiş bazı içerikler.
etnik katliamlar yapıldığına dair, işte insanların öldürüldüğü, bir uçurumdan aşağı atıldığına falan ve yüzler binlerce rakamlar böyle ifade ediliyor. Ve halen daha bölgeden işte infazlar, işkenceler, tecavüz, bunun gibi tarafların karşılıklı olarak birbirlerine böyle muamelelerde bulunduğuna dair haberler halen daha bölgeden geliyor. Peki yani Tigraylılarla Amharalılar arasında, zaten Amharalar arasında, Amharalılar demek doğru olmaz, Tigraylı Amharalar arasında zaten geçmişten beri devam eden bir düşmanlık var. Yani Amharalılar da burada merkezi yönetimi destekledikleri için Tigraylılarla savaşıyorlardı. Burada Orumiler de aslına bakarsanız şeye destek verdi. Oromo Kurtuluş Örgütü de burada Tigraylıları destekledi, onlara katıldı ve bu şekilde bir ittifak, irili ufaklı birkaç grup daha vardı, ittifak sağlanarak şu anda o ilerleyi sağlanıyor. O yüzden bu Amharalıların, Tigraylıların, Oromoların, bunların nasıl bir konuşlanma içerisinde olduğu oldukça önemli. O yüzden dosyanın okunması gerektiğini sık sık söylüyorum. Şimdi burada bir ateşkes döneminden bahsedildi. Yani Mekelle'yi ele geçirdikten sonra merkezi yönetim, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi biraz daha geriye çekildi. Yani biraz aslına bakarsanız bir hazırlığa başladılar. Öyle de söylenebilir. Çünkü her ateşkes sonrası için bir hazırlıktır. Yani zayıf olan, o çatışma sürecinde zayıf olan taraf her zaman ateşkes onun işine yarar yani. Aslında Tigray güçleri zayıf değildi. Ancak ilk bu gelen baskınla bir geri çekildiler. Ve hazırlık sürecine geçtiler. Bu zamanlarda ateşkesten bahsedildiği zamanlar tabi arada bayağı var. Yani Mekelle mesela Kasım'ın sonunda alınıyordu. Aralık'ta alındı Etiyopya merkezi yönetimi tarafından. İkinci savaşın başladığı zaman, ikinci çatışma sürecinin başladığı zaman yaz ayları, yani Haziran gibi filandı. İşte Tigray ilan etti ateşkes hangi taraf için bir fırsat, böyle de bir haber vardı. Ardından Haziran ayına geldiğimiz, aslında Mayıs'ta başladı, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçleri tekrar ilerlemeye başladılar. Nereye doğru? Aşağıya, güneye doğru, Mekelle'ye doğru ilerlemeye başladılar. Yani şu Mekelle diyorum, kusura bakma düzeltiyorum, Addis Ababa'ya doğru ilerleme başladı. Ancak çok yakın bir ilerleme değil bu. Yani şu anda 200-300 kilometre arası bir mesafedeler kuş uçuşu olarak. Bununla birlikte tabii şu da var, bunu da hatırlatmak gerekiyor. Etiyopya Somali'de, Somali topraklarına, Somali bölgesinde değil, Mogadishu merkezli Somali'de asker bulunduran bir ülkeydi. Bu savaşla birlikte, Tigray'daki savaşın patlak vermesiyle birlikte, Etiyopya merkezi yönetimine bağlı ordu güçleri Somali'deki bazı bölgelerden askerlerini çekmeye başladılar. Hemen burada da belirtmişiz zaten, Eylül ayı başında da, Eylül 2021 başında da Afrika Somali Birliği misyonuna bağlı Etiyopyalı güçler Bay bölgesinde, Kontagena bölgesi yerleşimlerden askeri üsleri terk etmeye başladılar. Bu üsler Mogadishu hükümetine bağlı askeri birliklere devrediliyordu. Bu şekilde de bir dikkat çeken bir haber var. Dediğim gibi Etiyopya uzun süredir oradaki Afrika Birliği misyonuyla birlikte Somali'de hareket ediyordu. O yüzden kendi iç karışıklıkları nedeniyle de Somali'den de askerleri çekmek zorunda kaldılar. Etiyopya Halk Kurtuluş Cephesi işte başkente ilerlediği, tekrar ilerlemeye başladığı o dönem, zaten Mekelle'yi artık ele geçirdiler. Tigray'ın merkezi Mekelle ele geçirildi. Artık Addis Ababa'ya doğru ilerliyorlardı. İlerliyorlar dedim, çok büyük bir ilerleme yok tabii ki. Bunlar Etiyopya merkezi yönetimine bağlı ordu güçleri, yani Tigray güçlerince esir alındı, çok sayıda esir alındı ve ardından bu esirler böyle büyük bir caddede filan sergilendi, bunlarla bir geçit töreni yapıldı, kamyonları yüklemişler filan bu Etiyopya askerlerini. Ardından ilerleme devam ediyor, Tigray güçleri Addis Ababa'ya girmeyi hedefliyorlar, Amhara'daki stratejik bir bölgeyi ele geçiriyorlar. Ardından devam ediyoruz. Burada Oromo İttifakı artık gündeme gelmeye başladı. Hemen şuradan hızlıca okuyacak olursak, Etiyopya'daki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi güçlerinin başkent Addis Ababa yönünde ilerleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda merkezi hükümet karşı Oromo Kurtuluş Ordusu isimli silahlı grupla ittifak kuran Tigraylı güçler başkente doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Burada bir artık ittifak ortaya çıktı. Zaten geçmişte de vardı ama artık bu lanse edilmeye de başladı kamuoyuna. Deklar edilmeye de başlandı. Bu ilerleyişle birlikte aslında olay daha Etiyopya merkezi yönetimi için daha tehlikeli bir boyut almaya başladı.
Burada halen ilerleyişin devam ettiği. Yani sürekli olarak aslına bakarsanız bir toparlanma süreci. Yani bir bölgeyi alıyorlar. Tigray güçleri müttefikleriyle birlikte biraz daha bekliyorlar. Ondan sonra farklı bölgeye, kasabalardan bahsediyorum. Kasaba kasaba ilerleyerek destek buldukları bölgelerde ilerlemeye devam ediyorlar. Bu ilerleyişin aslına bakarsanız nasıl ortaya çıktı? Yani bu ilerleyişin şu an için ne getireceği pek belli değil. Yani iki kesim var şu anda. Evet, birincisi diyor ki bu arada Tigray güçlerinin hedeflediklerini de açıkladılar. Bizim hedefimiz mevcut yönetimi devirip Addis Ababa'yı, başkenti ele geçirmek diye açıkladılar. Burada uzmanlar benim takip ettiklerim iki kısma ayrılıyorlar. Yani birinci kısım diyor ki 91'deki senaryo tekrarlanabilir. Yani 91'de o videonun başında bahsettiğim gibi Tigraylıların başını çektiği bir ittifak, bir koalisyon, ittifak veya koalisyon çünkü bunlar ayrı şeyler, başkent Addis Ababa'ya ilerleyebilir ve Abiy Ahmed yönetimini devirebilir. Yani bundan bahsediyorlar. Diğer bir kesim de diyor ki hayır, 91'deki senaryonun tekrarlanması çok zor. Çünkü 91'deki gibi Tigraylılar 91'deki gibi bir desteği, yani çoğunluğun desteğini arkalarına alabilmiş değiller. Tabii ki burada savaşın gidişatı da oldukça önemli. Şu anda Addis Ababa'ya oldukça uzak bir mesafedeler. O yüzden bunun ne kadar daha devam edeceği, ilerlemenin ne kadar ve nasıl devam edebileceği oldukça zor bir konu. Yani takip edilmesi gereken bir konu. Şu anda ciddi bir ilerlemeleri söz konusu değil Tigray ve müttefiklerinin. Bu arada bugün gündüzden de bugün gündüz vakitlerinden de düşen bir haber vardı. Etiyopya'da Tigray güçleri Amaralara katliam yapıyor diye. Bu haber de oldukça önemli. Yine en başta bahsettiğim gibi o savaş suçları konusu oldukça takip edilmesi gereken bir konu orada. Şimdi bir diğer konu da Etiyopya Tigray'a karşı Türkiye'nin ürettiği Bayraktar SİHA'ları, silahsız insan savaş araçlarını kullanıyor mu? Çünkü bununla ilgili geçmişte, yani bu çatışmanın başladığı dönemden bu yana bayağı bir böyle iddialar ortaya atıldı, haberler öne sürüldü vesaire. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti ve askeri işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Ancak bu anlaşmanın içeriğinden bahsedilmemişti. Bu anlaşmayla birlikte işte Etiyopya'ya Bayraktar satılmış olabileceği iddia ediliyor. Tabii ki bunlar taraflarca resmen doğrulanmış şeyler değil. İddia ediliyordu. Hatta bununla saldırılar gerçekleştirildiği de iddia edildi. İşte bölgede mühimmat kalıntıları bulundu. Bu mühimmat kalıntıları uzman birkaç gazeteciye falan gönderildi. Bölgede araştırmacılara gönderildi. Ve bu mühimmatların Bayraktar TB2'de kullanılan mühimmatlardan olabileceğinin ağır bastığı ifade edildi. Ve son olarak da Etiyopya'nın başkentin hemen güneydoğusundaki bir bölgede kaydedilmiş şu görüntüler medyaya yansıdı. Sosyal medyaya yansıdı. Şuraya baktığınızda şu siyah olanlar bir hava aracı, insansız hava aracı. Bunu da Bayraktar TB2'yi de buraya karşılaştırmak için koymuşlar. Yani baktığınızda evet, bu gölgeleri gölgeden, yani çok yüksek bir mesafeden, bir irtifadan çekilmiş bir görüntü belli ki. Baktığınız zaman bir Bayraktar TB2'yi andırdığını söyleyebiliriz. Ya peki bunun tabii ki açıklanmadığını da, resmen doğrulanmadığını da ifade etmek lazım. Bu yeterli olabilir mi Tigray güçlerinin ilerleyişinde? Yani tabii ki kullanım alanına da bağlı ama bu çok ayrı bir konu, yeterli olur mu olamaz mı diye. Çünkü Tigray Halk Kurtuluş Cephesi dediğimiz grup da bir konvansiyonel bir ordu gibi savaşmıyor. Daha çok gerilla taktikleriyle savaşıyor. Ancak buna rağmen bu Bayraktar TB2'lerin Tigraylılara karşı kullanıldığı ve Tigraylıların birkaç tanesini, tırnak içinde söylüyorum, düşürdüğüne yönelik de iddialar var. Tabii ki bunlar sadece iddia. Hatta ben Etiyopyalı bir arkadaşımla konuştuğumda ona şeyi sormuştum. Ya işte Bayraktar TB2'lerden Türkiye'nin insan savaş aracı sattığına yönelik söylentiler var dedim. O hiç şaşırmadan bana şey demişti. Yani evet, sattı, yani kullanıyorlar gibisinden söylemişti. Hiç şaşırmamıştı. Yani o yüzden, ama ben halen daha teyit edebilmiş değilim. Ya yani teyit etsem bile hani resmi kaynaklar bunu doğrulamış değil. Savaşın gidişatını değiştirir mi, değiştirmez mi? Bunu tam olarak şu anda söylemek güç. Yani ancak eğer ki 91'de olduğu gibi Tigray Halk Kurtuluş Cephesi etrafında bir ittifak, sağlam bir ittifak sağlayabilirse ve destek alabilirse, bölge halkının desteğini alabilirse, yeniden başkent
Addis Ababa'ya girebilir. Ama bunun önünde bir engel daha var. Abiy Ahmed yönetiminin sunacağı bazı şeyler. Yani işte diyebilir, biz size özellik vereceğiz, yeniden bağımsızlık vesaire, böyle şeyler. Tabii ki örnek veriyorum, biz Tigray'dan çekileceğiz, siz de buralardan çekilin gibi şeyler olabilir. Yani çatışmasız bir çözüm de üretilebilir. Ancak şu ana kadar Tigraylıların ve müttefiklerinin söylemlerine baktığınızda çatışma olmadan, yani biz diyor çatışarak ilerleyeceğiz, savaşarak başkent Addis Ababa'yı ele geçireceğiz. Söylentiler şu anda bu yönde, bu ağırlıkta. Ancak tarafların geçmiş dönemden de siyasi bir geçmişi olduğu için, siyasi bir tecrübeleri olduğu için Tigraylıların, yani bir anlaşmayla da masada ikna edilebilirler. O yüzden bu ilerleyişi biraz daha detaylı takip etmek gerekiyor. Yani sadece sahada çatışmalara bakıp da ilerleyebilir, ilerleyemez yönetim ele geçirebilir demek pek doğru olmaz. O yüzden biz de takip etmeye devam ediyoruz. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.